Evet değerli izleyenler, stüdyomuzda çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Tatar Edirne bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Gamze Hanım. Hoş bulduk Selim Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Hemen böyle çok kısa bir vaktimiz var, bir 15 dakika kadar. Öncelikle ben size hemen LÖSEV nedir, ne yapar onları bir sorayım. Tabii. LÖSEV, Türkiye'de lösemili çocuklar için çalışan 1998 yılında kurulmuş, Ankara'da kurulmuş bir sivil toplum kuruluşu, bir vakıf. Yola çıktığımızda 30 ailemizle aslında başlayan bu hikaye, bugün geldiğimiz noktada 80 binden fazla hem çocuk hem yetişkin kanser hastasına destek veren kocaman bir çatıya dönüştü. Bugün geldiğimiz noktada hem Losanti Hastanesi'nde verdiğimiz tedavi hizmetiyle hem Lösemili Çocuklar Köyü'nde ailelerimiz için verdiğimiz ücretsiz konaklama hizmetiyle, LSV okullarında verdiğimiz eğitim desteğiyle, ücretsiz kolej hizmetiyle aslında pek çok ailemize kucak açıyoruz ve bu zorlu süreçte bütüncül bir bakış açısıyla onların dertlerine derman olmaya çalışıyoruz LÖSEV olarak. Tabii ki bunları yaparken sadece ailelerimize yönlendirdiğimiz nakdi ve aynı yardımlar değil, bunun yanı sıra verdiğimiz sosyal destekler, onlar için planladığımız işte uzmanlar tarafından onlara aktarılan eğitimler ve projeler, moral ve motivasyon etkinlikleri, işte yurt içi yurt dışı gezilerden tutun da yapılan onları bilgilendirme amaçlı çocukların beslenmesiyle alakalı eğitimlere kadar, hijyen eğitimlerine kadar pek çok konuda, farklı farklı konularda ailelerimizin bu süreçte yanında oluyoruz LÖSEV olarak. Siz ne zamandan beri LÖSEV'desiniz? Nasıl girdiniz? Ben 12. yılıma girmek üzereyim LÖSEV'de. Aslına bakarsanız insanların hayatına dokunmak çok küçüklüğümden beri sevdiğim bir şeydi. Ve üniversiteden mezun olduktan sonra da bir şirkette ya da bir kurumda çalışmak, sadece kar odaklı bir iş yapıyor olmak yerine insanların hayatına dokunabileceğim bir alanda çalışmayı, bununla ilgili bir şeyler ortaya koymayı istemiştim. Ve o dönemde de LÖSEV'in bir ilanına rastladım Halkla İlişkiler Departmanı'nda. Mezun olduktan sonra bu ilana başvurdum. Tabii ki uzun bir eleme süreci vardı bizim için. Sonrasında LÖSEV ailesine katıldım ben de. Ve dediğim gibi şu an yaklaşık 12. yılımdayım. LÖSEV'de bir fiil 12 yıldır Halkla İlişkiler Departmanı'nda. Şu anda da İzmir ofisimizden geliyorum ve Ege Bölgesi çalışmalarından sorumluyuz İzmir ofisi olarak. Yaklaşık 21 kişilik Halkla İlişkiler kadromuzla buradaki hem gönüllülerimizle sürdürdüğümüz iletişimleri hem diğer paydaşlarımızla sürdürdüğümüz iletişimleri organize ediyoruz departman olarak. Peki bağışlar nasıl, tepkiler nasıl LÖSEV'e, neler yapıyorsunuz? Şöyle, LÖSEV aslında sokakta kimi çevirseniz yolda, işte LÖSEV'in adını duydunuz mu, LÖSEV nedir biliyor musunuz deseniz mutlaka birkaç cümle kurabileceği bir bilinçliler kurum. Bilinçliler yani, evet. Biliyorlar. LÖSEV pek çok kişi tarafından bilinen bir kurum. Ancak yaptığı çalışmaların ayrıntıları ve bu derece kapsamlı olduğu bazen pek çok kişi tarafından bilinemeyebiliyor. Gönüllülerimiz ve bağışçılarımız genelde bu çalışmaların detayını öğrendiklerinde çok daha fazla etkileniyorlar, çok daha fazla çalışmanın içinde olmak istiyorlar. Çünkü LÖSEV çok boyutlu çalışıyor. Yani sadece bir çocuğu alıp tedavi etmek değil aslına bakarsanız. Çocuğun tedavisini sağladıktan sonra ya da çocuğumuzun tedavisi sürerken ona sağlanan maddi ve manevi destek dışında sonrasında da bir aile olarak devam etmek, sonrasında onun işte eğitimine destek olmak, üniversiteyi bitirdikten sonra istihdamına destek olmak ve o biz bir aileyken aileye yeni katılan ne yazık ki üyeler, yeni tanılı çocuklarımıza onların moral ve motivasyon sağlaması, iyileşen gençlerimizin ve çocuklarımızın şeklinde bir döngümüz var aslında. LÖSEV bilinen bir kurum, Türkiye'de itibar endeksinde
ne mutlu ki bize yer alan itibar endeksinde Türkiye'nin en güvenilir 10 markası arasında yer alan bir kurum yıllardır. Ama biz de tabii ki detaylarını aktarmak için çalışmalarımızın ekip olarak, LÖSEV ekibi olarak sürekli olarak sahada halkımızı bilinçlendirmeye, bilgilendirmeye devam ediyoruz. Evet. Şimdi Kurban Bayramı öncesinde LÖSEV'in de bir kampanyası var. Evet. Bağış kampanyası. Biraz da o kampanyayı da anlatır mısınız? Tabii. Şimdi malum bayram yaklaşıyor ve bizim için de vekaleten kurban bağışlarını kabul etmek çok önemli. Çünkü her şeyden önce kanser hastalarının beslenmesi, sağlıklı beslenmesi çok önemli. Vücutlarına aldıkları kemoterapi tedavisi vücuttaki iyi huylu hücrelere de zarar veriyor ne yazık ki yan etki olarak. Ve bu metabolizmanın, vücudun bağışıklık sisteminin toparlanması için protein ağırlıklı beslenmek, dengeli ve kaliteli beslenmek önemli. Bu nedenle de biz LÖSEV olarak 12 ay boyunca ailelerimize kırmızı et yardımı yapıyoruz düzenli olarak. Ve bu yardımı yapabilmemiz için de kurban döneminde bizlere bağışlanan vekaleten kurban bağışlarını kullanıyoruz. Bize çok sık soru geliyor. LÖSEV kurban kesiyor mu? Yoksa sadece işte nakdi olarak mı değerlendiriyor şeklinde yapılan bağışları sorusunu çok sık alıyoruz. Evet de kurban kesiyoruz. Bizlere ulaşan kişiler vekaletlerini bize verdiklerinde gerek banka yoluyla gerek işte ofislerimizden ya da telefon aracılığıyla bizler dini usullere uygun şekilde din görevlisi, noter, sağlık görevlisi alanda, kesim alanında bulunacak şekilde LÖSEV görevlisiyle birlikte kamera önünde halkımızın kurbanlarını kesiyoruz ve bunları da soğuk zincir yöntemiyle 12 ay boyunca Türkiye'nin dört bir yanındaki lösemili hastalarımıza ulaştırıyoruz. Lösemi ve kanser hastalarını ulaştırıyoruz. Peki nasıl bağış yapabilirler? Nasıl ulaşabilirler size? Bizlere öncelikle LÖSEV.org.tr üzerinden giriş yaparak web sitemize buradan bağışlarını gerçekleştirebilirler. Burada zaten şu an mevcut kurban sayfamızın linki mevcut. Hemen yönlendirme yapıyor sayfamız. Bunun dışında tüm bankalarda, bankalara gittiklerinde ben LÖSEV'e vekaleten kurban bağışı yapmak istiyorum dediklerinde hiçbir havale ve EFT ücreti ödemeden bağışlarını gerçekleştirebilirler. Yine internet bankacılığında, mobil bankacılıklarda, ekranlarda açık bağış ekranlarında vekaleten kurban bağışlarımız. Buradan da yönlendirmelerini yapabilirler. Ofislerimizden birebir gelerek yönlendirme yapan bağışçılarımız oluyor. Bazen onlar daha yakından bilgi almak isteyebiliyorlar. Ofislerimiz de açık durumda şu anda. Bağışlarını yönlendirebilirler. Bir de LÖSEV LÖSANTE Hastanesi var. Evet. O hastaneyi de biraz anlatabilir misiniz? Tabii ki. LÖSANTE Hastanesi Ankara İncek'te bulunuyor. Bu hastane Türkiye'deki en büyük onkoloji merkezi olma özelliğini taşıyor. Bizim için aslında bir gurur tablosu çünkü tamamen halkımızın bağışlarıyla yapıldı. Bir tuğlada siz koyun kampanyasıyla emek emek örülen bir hastaneden bahsediyoruz. Bu hastane ne mutlu ki bize %94 başarı oranıyla hizmet veriyor. Ve bu oran gerçekten çok büyük bir oran lösemi tedavisinde, standart lösemide. Burada biz yüzlerce çocuğumuzu iyileştirip kanser hastalarımıza ücretsiz bir şekilde hizmet veriyoruz. LÖSANTE multidisipliner bir hastane. Sizler diğer poliklinikler için de hastaneye müracaat edebiliyorsunuz. Ya da içeride yatan kanser hastalarımızın diğer polikliniklerle ilgili ihtiyaçları olduğunda ki kanser ne yazık ki böyle bir hastalık. Vücudun pek çok noktasında hasar bırakabiliyor, farklı noktalardan belirtiler verebiliyor tedavi sırasında. Bu nedenle de hastalarımız tüm bu imkanlardan yararlanabiliyorlar hastane içinde. Evet. Şimdi az önce dedik, anlattınız zaten, LÖSEV kurban kesiyor mu en çok sorulan sorular arasında. Evet. Yine zaten burada da yayınlamışsınız, 11 soru var en çok sorulanlar arasında. Ama onları yine sizden dinleyelim, hem seyircilerimiz de
bilgilensinler, belki bağış yapmak isteyenler bulunur ama işte soru işareti kalmasın ya kimsenin kafasında. Adak kurbanı kesiyor musunuz? Adak kurbanı kabul ediyoruz. Arife günü ve Arife gününde kesinlikle gerçekleştiriyoruz. Bunun dışında da yıl boyunca adaklarınızı vakfa bağışlayabiliyorsunuz. Vekaleten kurban ibadeti olur mu diye de bir soru var. Evet, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bununla ilgili açıklaması var. Kişiler vekaletlerini vererek kurbanlarını kestirebilirler. Dini vecibelere uyuluyor mu diye de bir soru gelmiş var yani. Evet, bu da az önce açıkladığım gibi tüm kesimlerimiz din görevlisi, noter, kesim görevlisi ve sağlık görevlisi veteriner eşliğinde entegre testlerinde kamera önünde gerçekleşmekte. Ve kişilerin vekaletleri, isimleri okunduktan sonra dini usullere uygun şekilde kesimimiz gerçekleşmekte. Dışarıdan kurban eti ve derisini kabul ediyor musunuz? Bu soruyu da çok alıyoruz. Biz deri bağışı kabul edemiyoruz. Deri alamıyoruz ancak Ankara'da Losante Hastanemizin soğuk hava deposuna ve de İstanbul'daki ofisimize, Atakent'teki ofisimize, orada da soğuk hava depomuz var. Kurban etlerinizi getirebiliyorsunuz Arife gününde, bayramda, bayramın birinci, ikinci gününde. Tabii ki önden bize haber vermenizi rica ediyoruz. Biz bu etlerimizi ailelerimize ulaştırıyoruz, onları haberdar ediyoruz. Onları da ailelerimize ulaştırıyoruz. Tabii ki dikkat ettiğimiz koşullar var. Geldiğinde etin sıcaklığını ölçüyoruz. Gıda mühendislerimizin denetiminden sonrasında da bağışları kabul ediyoruz. Bağışım sonrası bilgilendirme yapacak mısınız? Elbette. Bu konuda dikkat etmeniz gereken en önemli şey, özellikle bankadan yapıyorsanız bağışınızı, banka görevlisine telefon numaranızı ve mail adresinizi verdiğinizden emin olmanız gerekiyor. Bizler bize bağışınızı yaptıktan sonra önce bağışınızın bize ulaştığına dair sizlere bir SMS yoluyla dönüş sağlıyoruz. Sonrasında da kesimin gerçekleştiği gün, kesiminiz gerçekleşti şurada şu şekilde şeklinde bilgisini paylaşıyoruz. Bazı bağışçılarımız çok daha hassas olabiliyor, yaşlı olabiliyorlar, SMS'le göremeyebiliyorlar. Onlar da bizlere not bıraktıklarında kesimlerinin gerçekleştiği gün arayarak bilgi veriyoruz. Bir de kurban kestirmeden önce lösemili çocuklara maddi bağış yapabilir miyim diyorlar. Elbette bu soruyu da çok alıyoruz. Yani bazı bağışçılarımız diyor ki tamam ben işte kurbanımı kendim kestim ya da işte ben kurban kesmek istemiyorum diyenlerle de karşılaşabiliyoruz. Size nakdi bağış yapabiliyor muyuz, bayram bağışı yönlendirebiliyor muyuz diye soranlar oluyor. Tabii ki yönlendirebiliyorsunuz. Bu bağışlarınız da yıl boyunca olduğu gibi çocuklarımızın ilaç, tedavi ve eğitim masraflarında kullanılıyor. Peki kurbanımdan bir parça et alabilir miyim diye de soru var. Evet, bunu maalesef yapamıyoruz. Çünkü Türkiye'nin dört bir yanında entegre tesislerinde bu kesimler gerçekleşiyor. Siz buradan kurbanınızı bağışladığınızda belki başka bir ilde kesiliyor kurbanınız ki çoğunlukla da böyle oluyor. Bunun dışında bu entegre tesislerine dışarıdan birilerinin girmesi de hijyenik değil. Bu nedenle de bizler orada kesilen tüm hayvanlarımızı soğuk zincir yöntemiyle ailelerimize ulaştırıyoruz. Yine bir soru daha var. Kurban ibadetinin esası kurbanın kesilmesidir. LÖSEV bunu nasıl yapıyor diye bir soru var. Az önce bahsettiğim şekilde. Yine dini usullere uygun şekilde kesim gerçekleştiriyoruz. Kişiler bizlere bazen telefon aracılığıyla ya da bağışını yazılı olarak yaparak vekaletlerini vermiş oluyorlar. Vekalet verilen isim de okunarak entegre tesislerimizde kurbanlarımızı kesiyoruz. Yine bazı bağışçılarımız bu konuda hassasiyet göstererek kesimlere katılamadıkları için haliyle entegre tesislerine girişe izin veremiyoruz ama görüntü almak isteyebiliyorlar, görüntülerin onlara ulaşmasını istiyorlar. Yine kamera kayıtlarımız mevcut ve talebi olan bağışçılarımız için de onun hayvanının kesimine dair görüntüyü yönlendiriyoruz. Anladım. Yine böyle bir soru daha var. Adak ve kurbanlarımız hangi günler kesiliyor? Zaten onu da söylediniz. Arife günü ya da bayramın birinci günü, ikinci günü ve üçüncü günlerinde kesimleri sağlıyorsunuz. Kurban etleri hemen dağıtılıyor mu diye Şöyle, son sorumuz. Hemen dağıtılmaya başlanıyor
Ancak yıl boyunca da dağıtımı devam ediyor. Çünkü bizim için çocuklarımızın sürekli et tüketmesi önemli. 12 ay boyunca bu dağıtımlar peyderpey yapılmaya devam ediyor soğuk zincir yöntemiyle. Düzenli olarak da bu etler ailelere ulaştırılıyor. Gamze Hanım, çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeniz için. Biz teşekkür ederiz. Hem bizleri hem de seyircilerimizi. Son olarak toparlamak gerekirse neler söylersiniz? Şunu ifade etmek isterim. Bu önemli dönemde maalesef kötü niyetli kişiler de var. Halkımızı dolandırmaya çalışan, sokakta dolaşıp para isteyen, dergi, gazete, bülten satmaya çalışan kötü niyetli kişiler var. LÖSEV'den ya da farklı STK'lardan geldiğini iddia edip. LÖSEV olarak bizim böyle bir çalışmamız yok. Sizler dilerseniz resmi yollardan az önce saydığım şekilde makbuz karşılığında, dekontunuz karşılığında bağışınızı yapabilirsiniz. Bunun dışında bu gördüğümüz dokümanların hiçbiri ücretli değil. Hepsi parasız olarak dağıtılıyor sahada. Size gelip bir dokümanla para istemeye çalışan, dergi, gazete satmaya çalışan kişilerle karşılaşırsanız LÖSEV'le bir bağlantısı yok. Kesinlikle kanmayın diyoruz. Ve son olarak da her kurban LÖSEV'li çocuklara can diyerek halkımızı sizlerin nezdinde LÖSEV'e bu bayramda destek olmaya davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Evet değerli izleyenler, bültenimizin sonuna geldik. Konuğumuz LÖSEV İzmir Halkla İlişkiler Koordinatörü Gamze Berçin Tatar Edirne'ydi. Yarın tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.